Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Yine yeni yeniden Kayseri'deyiz ve Kayseri'den devam arkadaşlar. Kendi evimizden devam. Allah herkesi de evine barkına sağ salim kavuştursun inşallah. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç örgütleri ile ilgili olarak 10 Kasım Cuma günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bir mektup yazdı. Hocam biz bunu zaten biliyoruz. Biliyorsunuz ama ben bir mektubu okuyayım. Ali Koç mektupta şu ifadeleri kullandı. Ülkemize de sirayet etmiş olan yasa dışı bahis faaliyetlerinin Türk futbolunu ve başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarına derinden etkilediğini gün geçtikçe artan bir endişeyle takip etmekteyiz. Bu olumsuz etkiler futbolun temelini oluşturan saha içi rekabet ve adil mücadeleye zarar vermekle kalmayıp toplumun futbolu olan güvenini de sarsmaktadır. Yasa dışı bahis tüm dünyada olduğu gibi Türk futboluna da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit sadece finansal kayıplarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda futbolun güvenilirliğini zedelemekte ve adil rekabetin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Müsabaka sonuçlarının önceden belirlenmiş ol olduğu algısı Türk futbolunu daha cazip hale getirme çabalarımızı engellemekte ve tüm futbol ailesine zarar vermektedir. Göreve geldiğiniz andan itibaren emniyet teşkilatımızın yasa dışı bahis suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonları büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. Bu konudaki hassasiyetiniz ve kararlarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel olarak veya yurt dışı üzerinden Türkiye'de faaliyetlerine devam eden bu suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamının ve yoğunluğunun arttırılmasını ve hepimize büyük zararlar veren yasa dışı bahis çetelerinin üzerine gidilmeye devam edilmesi en büyük temennimizdir. Bu hususta Kulüpler Birliği olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu ve sizlerle birlikte bu konunun takipçisi olduğumuzu hassasiyetinize arz ederiz. Şimdi saygılarımla Ali Yıldırım Koç diye başlıyor. Bunu niye okudum? MHK Başkanı Ali Koç'a dava. MHK Başkanından Ali Koç'a dava. Şimdi Neyse ben önce haberin detayını vereyim. Muhtemelen duymamışsınızdır ya da duyanlar duyanlar bilsin. MHK Başkanı İbanoğlu kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Başkan Ali Koç'a dava açtı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu 4 yani tane sıfır ile başlıyor ya o oh. işte sonra 0-0-3 ile bitiyor. İlk hesabı ise 0-0. Kendisi hakkında ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. İbanoğlu'nun avukatı Yusuf Garip yazılı bir açıklama yaptı. İşte Garip'in açıklamaları. Garip açıklamalar. Müvekkilimiz Ahmet İmanoğlu 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve gelmeden önce de 46 yıl aşkın süre kamu hizmeti görevinde olmuştur. Ayrıca 42 yılını aralıksız bir şekilde futbol hakemliği camiası içerisinde geçirmiştir. Görev süresi boyunca da hiç kimseye, <laughs> gruba ya da kuruma yakınlık göstermemiş. <laughs> bir öksürük tuttum. Mesleğinin getirdiği tüm yükümlülükleri özellikle ve titizlikle yerine getirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak da göreve geldiği günden bugüne spor hukukunu Futbol Federasyonu kurallarını, tüm ilgili mevzuatlarını, ilke kararlarını, tebliğlerini, genelgelerini ve bugüne kadar uygulanmış teamüllerini uygulayarak görevini son derece tarafsız, <laughs> adet ve şeffaf ve titizlikle, yürüt... <laughs> titizlikle yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. <laughs> Sakin. Peki Ali Koç ne demişti? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Pes Kasım Pazar günü yapılan kulübün yüksek divan kurulu toplantısında bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Sayın Mehmet Ahmet oldu? sen çocuk musun? Sayın Ahmet İbanoğlu ben dedim ya yatarken bizi düşünün. Ensenizde bizi hissedin. Bir araştırma yaptık. Denizli'de de tanıyanlardan iyi bir insan, kötü bir insan değil. Ama karakteri zayıf, omurgasız. Şimdi doğruya doğru yani bu lafı bana da birisi etse ben de ava açarım. Bu bir hakaret değil. Bu bir bilgi gerçek. Onun için biz mütemadiyen Türkiye Futbol Federasyonu'na MHK'nın başkanı kim diye soruyoruz. Bu arkadaş mevki makam seviyor. Onun için de verilen her talimatı yerine getirebilecek potansiyele sahip bir karakteri var diye biliyorum. Bu bir hakaret değil. Bir tespit. Yani Ali Koç ben hakaret etmiyorum. Bir tespitte de bulunuyorum dedi. Gerçi o da Ege bölgesinden. Denizli'li. O kişiyi Denizli'de bir araştırdık. O yüzden ben hep soruyorum. Kim bunun başı kardeşim? Tabii ki Tozga Özkalfa olarak çıkıyor. Geçmişte ben ne demiştim? Bir evvelki MHK kötüyse onun en önemli iki adamını sen bu MHK'ya getirdin. Yani o MHK kötüyse sen en önemli iki adamını bu MHK'ya getirdin. Bu iş nasıl olacak ifadesini kullanmıştı. Şimdi yanlış duymadınız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fenerbahçe Başkanı dava açıyor. Şimdi Ahmet İbanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u dava ederek FIFA'nın etik kurallarının 15. maddesi tarafsızlık ilkesine aykırı hareket etmiş. FIFA, Ahmet İbanoğlu'nu 2 yıl men etmelidir arkadaşlar. Sayfa 16, madde 15. Yani bunu da Fenerbahçe'li taraftarlar ortaya çıkarttı. Can Gebe Burak Kızılhan bunları etiketlemesini istiyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kurumun başındasınız. Yani çevirisi şu tarafsızlık görevi FIFA konfederasyonlar, konfederasyonlar dernekler, ligler ve kulüplerin prensip ve amaçlarına uygun olarak bu koda bağlı kişiler hükümet kurumları, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, birlikler ve gruplamalarla olan ilişkilerinde 14. maddenin temel kurallarına ek olarak politik olarak tarafsız kalmalı ve genel olarak işlevleri ve bütünlüklerle uyumlu bir şekilde hareket etmelidir. Bu maddeye yapılan ihlal en az 10.000 İsviçre frank bir uygun bir para cezası ile birlikte en fazla 2 yıl süreyle Herhangi bir futbol ile ilgili faaliyette bulunma yasağıyla cezalandırılacaktır. Yani varın gerisini düşünün. Yani varın e, gerisini düşünün arkadaşlar. Düşünün bakın FIFA hesabını etiketlemek lazım. Fenerbahçe yöneticilerini de. Ha bu arada bu kadar gelişme varken bir şey de belirteyim. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak. Bugün de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bilmem anlatabildim mi? Ben şunu da söyleyeyim. Artık iş bu kadar siyasetin içine girmişken. Artık siyasiler hani bu kadar fazla bir şekilde etiketlenmişken hani çözerseniz siz çözersiniz sizden yardım bekliyoruz denilmişken artık siyasiler sırtını dönerse İnsanlar da artık bu işin siyasetten hani Fenerbahçe aleyhine olarak siyasilerin yaptığını düşünmeye başlayacaklar. Ki bu düşünce yerleşmeye de başladı açıkçası. Yani açık söyleyeyim insanlar Ali Koç varken işte bu iktidar varken kesinlikle Fenerbahçe şampiyon yapılmaz demeye başladı. Bu algı da yakında kırılacaktır. Çünkü yakın zamanda bazı operasyonlar başlayacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Milli takımda iki değişiklik. Milli takım kamp kamp kadrosundan iki kişi çıkarıldı. Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu. A milli takım aday kadrosundan çıkarıldı. Şimdi futbol federasyonuna yapılan açıklama Cengiz Ünder'in daha önceden yapılan planlama kapsamında A milli futbol takımımızın Almanya ve Galler'le oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkartıldığı belirtildi. Bak daha önce yapılan planlama. Burası önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu ve hamile olan eşinin doğumunun Lan hamile olan eşinin doğumuna çok yaklaşmadı ne, yaklaşması nedeniyle teknik et. Oğlum şu hamile eşinden bahsetmeyin ya. Aklıma başka bir saçmalık geliyor. Federasyon diyor ki Almanya 18 Kasım'a deplasmanda oynayacağı özel maç için bugün Berlin'e yolculuk edecek hamile takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcularımıza Cengiz Önder yeni teknik heyetimizin <laughs> antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimlemesi ve takım arkadaşlarıyla birlikte çalışması amacıyla İstanbul'da 4 günlük bir kamp dönemi geçiren A milli takımımızın Almanya ve Galler maçları aday kadrosuna davet edilmiş. Daha önceden yapılan planlama kapsamında da kafilenin Berlin hareket öncesinde kamp kadrosuna ayrılmıştı. Yani 4 gün boyunca takımla tanıştı. Yeni antrenman metotlarını öğrendi. Yeni taktiği, yeni sistemi öğrendi. Şimdi de ayrıldı diyor. Hakan Çalhanoğlu'nu onu umursamıyorum. Yani arkadaşlar bile bile çıkarıldı. Cengiz Ünder, Montella hani Montella ile yapılan görüşmede Türkiye'nin gruptan çıkmayı garantilemesi Hani sakatlıktan yeni çıkan futbolcunun milli arada tam olarak hazır hale gelmesi adına Samandıra'da devam etmesini daha doğru buldu. Ve Samandıra'ya dönüp takımla birlikte çalışmalara devam edecek. Cengiz Ünder milli aradan sonra tam olarak hazır olacak arkadaşlar. Hocam burada bir enteresanlık yok mu? Burada hiçbir enteresanlık yok arkadaşlar. Anladınız mı? Şimdi bak sevgili Altan Tarnıkul'da şu cümleleri kurmuştum. Cengiz beklenen seviyeye gelirse Kadıköy için o zaman bambaşka bir silah olur. Fenerbahçe seni bekliyor Cengiz artık çok bekletme Kadıköy diye. Şimdi Fenerbahçe taraftan şunu söyleyeyim. Aptal saptal söğüş çöp çıktı falan filan diyeceğinize dua edin eskiye dönsün. Cengiz eskiye dönerse önce biz sonra tüm süperlik deliye döner. Yani elden gelen bir şey yok. Ya el birliğiyle Cengiz'i ayağa kaldıracağız ya kaldıracağız. Yani ağlasanız da zırlasanız da hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela Livakovic, Hırvat Semeni takım teknik direktörü Zlatko, Zlatko, Dalic, Livakovic kalede her zaman ilk tercihimiz. Kendisini her zaman destekliyoruz. Herhangi bir sakatlı olmadığı sürece kalede o olacak. Bizi defalarca kurtardı. Onu sorgulamak istemiyorum. İlk tercih olmaya devam edecek diyor. Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Ya 6 ay kalsa mıydı? Bak en 6 ay kalsaydı diyen kişi benim. Yani, en 6 ay kalsaydı diyen kişi benim. Ben bile bunu demiyorum. Ha ben yerli kuralından dolayı diyorum. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Ve Durum bu arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'ye bir kumpas düzenleniyor. Fenerbahçe'ye bir kumpas düzenleniyor. uyanık olun. Şimdi Bosna Hersek milli takımın sorumlusu Savo Milosevic Edin Ceko Fenerbahçe'yi çok seviyor diyor. Malum camianın trolleri Sırp basınını kaynak göstererek Edin Ceko ve Dusan Tadic'in başkanımız Ali Koç'a tavsiyede bulunduğu yönünde yalan bir haber üretiyorlar. Haberin kaynağı fotospor. Fotospor. Fotospor çocuğu. Fotospor çocuğu bak. Yani küfür gibi bir adı var. Fotospor. Yani informer sitesi kaynak gösterilmiş. Haber fotosporun. Haberin içeriği şu. Ceko ve Tadiç'in İsmail Kartal'a yetersiz dediği iddia edildi. Yanlış duymadınız. Ceko ve Tadiç İsmail Kartal için yetersiz demiş, değiştirin demiş. Ve iddia edildi diyor haberin kaynağı. İddia eden kişi kim? Haberi yapan kişi. Ya yani birçok Galatasaraylı'nın o haberlerin altına yaptığı yorumlara bakın. İsmail Kartal'ın dalga geçmesine bakın. Kriz başladı, takım karıştı, şu bu demesine bakın. Uyanık olun. Yani her sene bu gerizekallığa düşmeyin. Her sene bu aptallığa düşmeyin. Ya haberi yayan sayfalara bakın. Alttaki yorumlara bakın suyun karşı tarafının düştüğü duruma bakın. Fotospor'un uydurması. Ha Fenerbahçe taraftarına şurada kızıyorum. Adam olup bir fotosporu boykot edemiyorsak bize yazıklar olsun. Birlik olup bir fotosporu eğer boykot edemiyorsak zaten bize yazıklar olsun. Ya kendi futbolcunu çöpleme konusunda dünya devisin ya. Kendi futbolcunu çöplemedi. Ah herif şeyin İban çocuğu şey İbanoğlu senin başkanına gidip dava açıyor ya. Ya dünyada böyle bir şey yok. Yani düşünsene. X bir şahıs çocuk istismarından yargılanıyor. Ama aynı çocuğa sürekli her gün baş başa kalıyorlar. Ya bu böyle bir şey. Ya bunun ben size bir şey söyleyeyim. MHK başkanı def etmeleri lazım. Kovmaları lazım. Adaleti hani futbolda adaletin olduğu bir ülkede. MHK başkanı bir tarafına tekmeyi vurup kovarlar. Bakalım ne olacak. Yani. Çirkinliği görüyorsunuz. Bak bir yerden düğmeye bastılar. Niye biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Süper Lig. Süper Lig'in 13. haftasından dolayı arkadaşlar. Bütün dert 13. hafta. Sebebini de şöyle anlatayım. Galatasaray Alanya ile oynayacak. Bu senenin en çok puan kaybeden takımlarından biri Alanya. Ama ofansif bir takım. Fenerbahçe'de Karagümrük'te oynayacak. Sebep bu. Galatasaray Alanya'ya yenileceğini biliyor. Fenerbahçe'nde Karagümrük'ü yeneceğini biliyor diyor ki her şey alaşağı olacak aman diyor. Aman. Amana diyor. Anladınız mı demek istediğimi? Aman diyor aman. Yani herkes her şeyin farkında bir siz farkına varmadınız. Farkına varın arkadaşlar. Bakın Beşiktaş bir galibiyeti var Samsun'un Samsun, Samsun deplasmanında. Trabzon Sivas deplasmanında. Yani aslında bu hafta çok enteresan bir hafta. 17. sırada Alanya Spor. Bak 2 galibiyet 4 beraberlik 6 mağlubiyeti var. Biliyorlar Alanya'nın iyi hazırlanıp Galatasaray'ı yeneceğini ya da puan alacağını. Yanlış değil mi? Adaletli bir hakem yönetiminde Alanya zaten yener de. Hani penaltı Joker'i kullanır Galatasaray. Kırmızı kart Joker'i kullanır. 4 haftadır penaltı Joker'i kullanmıyor. O yüzden Icardi'nin golü yok. Kırmızı kart Joker'i kullanabilir. Bak Başakşehir 18. Samsun 19. İstanbulspor 20. Pendik 15. Konya 16. Anladınız mı? Asıl ölüm attı burası. Ve ben diyorum ki bunlarla ikinci devreki maçlar kimin evindeyse o avantajda. Mesela Samsun'da evimizdeyiz. Alanya'yla evimizdeyiz. Pendik'le evimizdeyiz. Ankara Gücü'yle evimizdeyiz. Anladınız mı? İkinci yarı burası Comorlokko olacak. Burada olabildiğince evinde oynamak daha mantıklı. Evet. Beni aktaracaklarım bu kadar. Allah Türk Futbolu'na akıl fikir versin. Adalet versin. Yoksa arkadaşlar iş karışacak. Ee, bu çirkinliklerin bir son bulması lazım ve İbanoğlu'nun bir an önce kovulması lazım. Bakalım federasyon adaletli bir şekilde kovacak mı? Yoksa İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonda hakkında Baylok kullandığı iddia edilen ki iddia edilen demeyeyim, Mehmet Büyükekşi açık ve net olarak Candaş Tolga Işık'ın yayında ben yani telefondan Baylok çıktığını kendi söyledi. Kendi itiraf etti. Ve başıma da hiçbir şey gelmedi. Bana kimse bir şey yapamadı dedi. Bir şey yapmadılar dedi. Yapamadı değil de yapmadılar dedi. Biz de merak ediyoruz yani telefondan bayloğu çıkmasına rağmen nasıl bir şey yapılmamış. Yani, o da herkes için merak konusu açıkçası. Bakalım şimdi bir şey yapacaklar mı yapmayacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Türk futbolunun marka değeri diye bir şey yok. Hani bana soracak olursanız ben bu lige bir kuruş para verilmesini dahi şey bulmuyorum. Bu lig para vermeye değer bir lig değil. Alaveralar, dalaveralar. Ya şunu konuşalım bak. Avrupa'nın büyük liginde kalesinde gol beklentisi en düşük takımlar yedikleri gol yani yedikleri gol sayısı en düşük Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde gördüğü gol beklentisi en düşük takım Fenerbahçe 5.7. Ona rağmen 8 gol yemişiz. E biraz bizim sakarlığımız. Glasgow Rangers 6.3 6 gol yemiş. Juventus 7.8 7 yemiş. Bayern Münih 8.3 9 yemiş. Inter 8.4 6 yemiş. Hadi <laughs> kaleci başarısı salaklığı mı rakiplerin salaklığını bilmiyorum. Alkmaar 8.6'ya rağmen 6 yemiş. Fener 8.6'ya rağmen 9 yemiş, Galatasaray 8.7'ye rağmen 8 yemiş. Sporting 8.7 11 diye gidiyor. Bunları konuşalım. E Fenerbahçe işte şunun olduğu listede birinci çıktı, şöyle oldu, böyle oldu diye bunları konuşalım. Niye sürekli şey yapıyoruz? Topu taca atıyoruz. E şansal büyük abi diyor ki Ali Koç, Adana Demirspor maçındaki gö dövüş görüntülerini UEFA'ya gönderse Halil Umut Meler bir daha Avrupa'da maç alamaz diyor. Ben de şunu söylüyorum. Niye göndermiyorsun Ali Koç? Sen de mi bunlardan yanasın? Sen de mi tezgahın parçası? İşte beni 12 numara şu bu falan bu yüzden sevmiyorlar. Bu cümleyi kuruyorum diye. Gönder. Ekmeksiz kalsınlar. Ya Süper Lig'de en çok bak en çok başarılı pas yapan takımlar. Fenerbahçe %86. Beşiktaş %85 bak. ikinci sırada Beşiktaş. Normalde üçüncü olurdu. Üçüncü sırada da komik bir takım var. Pendik Spor. %83. Niye komik takım? Sonlarda. Başakşehir dördüncü sırada. Sonlarda. Adana Demir 5. Alanya 6. Sonlarda Ankara Yücü 7. Galatasaray 8. Hakemle fonlananlar. Bu arada şunu da söyleyeyim Mehmet Büyükekşi Suudi Arabistan'la ilgili Süper Kupa karşılaşmasını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenlenen format için görüşmelerimizi sürdürüyoruz diyor. Ben açıklamayı tam okudum. Kısaca şunu diyor eşek gibi oynayacaklar diyor. İki takım da eşek gibi Suudi Arabistan'a gelecek eşek gibi oynayacaklar diyor. Hatta iki takım değil dört takım da oynayabilir diyor. Eşek gibi oyuncaklar diyor. Yani Düşünün bir e, federasyon başkanı yani bir federasyon başkanı arkadaşlar bunu yapıyor. Yani <laughs> varın gerisini siz düşünün. Bir federasyon başkanının e, 100. yıl umurunda değil bu insanların. 10. yıl, 100. yıl bakalım daha başka neler umurlarında değil. Türk futbolu marka değeri diye bir şey zaten kalmadı. Türk futbolu diye bir şey kalmadı. Bakalım daha neler kalmayacak hep birlikte izleyeceğiz. Ama şunu belirteyim. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bazen Musa beklenmedik yerden çıkar. Kimini koyununda yıllarca beslersin evlat diye. Hani kimisi de gider, e, Tur Dağının arkasından dönüp dolaşıp gelir. Yani her Musa'nın yani her Musa bir firavuna gönderilmiştir. Bakalım firavun arkadaşlara nasıl bir sürpriz gelecek. Açıklayamadığım şeyleri de herhalde anlamışsınızdır arkadaşlar. Konuşamıyoruz, beklemekte fayda var. Bekleyip göreceğiz. Görüşmek üzere. Bu arada 62.500 için teşekkürler. 62.598 şu anda videonun e, abone sayısı. Yani iki kişi daha abone olsaydı 62.600 olacaktı. Onu bekledim, biraz o yüzden uzattım. Biraz da 19.07'ye yuvarlayayım diye yaptım. Dikkat ediyorsunuz değil mi Suriye? Görüşmek üzere.